Tablette sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı Smart TV, Android TV ve IPTV özellikli televizyonlardan sitemizde bulunan yayın kodunu ekleyerek kesintisiz izleyebilirsiniz. Gurbet 24 TV. Bulunduğunuz her yerdeyiz. Gurbet 24 TV'de tarih sohbetleri programından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Aziz kardeşlerim, bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, İslam medeniyetinin en ihtişamlı temsilcisi olarak yeryüzüne hükmettiği devirlerde, her şey gibi bayramlar da tebaaya manevi bir has ve bambaşka bir zevk verirdi. Devletin öngördüğü her işin, tertipli ve intizamlı bir şekilde yürümesine önem veren Osmanlı padişahları, Topkapı Sarayı'nda yapılacak olan bayram merasiminin de devleti aliyenin şanına yaraşır bir biçimde yürütülmesine büyük özen gösterirlerdi. Osmanlı'da Ramazan ayının en önemli merasimlerinden birisi de geçtiğimiz hafta kısmen üzerinde geçiş yaptığımız, sizlere anlatmaya çalıştığım Hırka-i Saadet merasimleriydi. Ramazan ayının 15. gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif'in bulunduğu camiyi ziyaret edilirdi. Gelin isterseniz bu haftaki programımızın ilk bölümünde Hırka-i Saadet ziyaretinin nasıl olduğunu ve Hırka-i Saadet'in hangi dönemde Osmanlılara geçtiğiyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışalım. Aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şair Kab bin Züheyr'e hediye ettiği hırka bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Yaygın olarak Hırka-i Saadet adıyla anılan bu hırkadan Bürde adıyla da söz etmek mümkündür. Bu hırkanın haricinde Hazreti Peygamber'in biraz evvel de işaret buyurduğum gibi Veysel Karani Hazretlerine vasiyet ederek verilmesini emrettiği bir hırkası daha vardır. İstanbul Fatih'te bulunduğu camiye de adını veren bu hırkaya ise Hırka-i Şerif denilmektedir. Ancak tarihi kaynaklarda her iki ismin birbirinin yerine kullanıldığı da görülmektedir. Yani biz de bugün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki hırkası vardı. Bu hırkalardan birinin adı Hırka-i Saadet'tir ki şair Kab bin Züheyr'e verilen ve o yolla bize geçen, ikincisi de Veysel Karani Hazretlerine verilen Hırka-i Şerif'tir. Şimdi aziz kardeşlerim, Hırka-i Saadet 124 cm boyunda geniş kollu, siyah yünlü kumaştan dikilmiş, krem renginde yün astarlı bir hırkadır. Topkapı Sarayı kumaş uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda hırkanın Hazreti Peygamber devrine ait olduğu kanaatine varılmıştır. Hırka cennet mekan Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan iç içe iki altın sandıktaki bohçalara sarılı olarak muhafaza edilmektedir. Zamanla yer yer harap olmuş olan hırkanın sağ ön tarafında 23-30 cm ebatında bir parça ile sağ kolunda eksik bir kısım bulunmaktadır. Hırka-i Muallakat-ı Seb'a şahirlerinden Kab bin Züheyr'in 631 yılında Müslüman olduğu sırada
Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzur-u saadetlerinde okuduğu kaside nedeniyle bizzat Hazreti Peygamber tarafından şaire giydirilmek suretiyle hediye edilmiştir. Bu sebeple şiir daha sonra İslam literatüründe kaside-til bürde ya da kaside-i bürde adıyla meşhur olmuştur. Ancak İbni Hişam ve İbni İshak gibi ilk dönem tarihçilerinin eserlerinde sözü edilen olaya dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu hadise, aziz kardeşlerim, 3. ya da 4. yüzyıl müelliflerinden İbni Selman el-Cuma'i ve İbni Kuteybe'nin Şuarat-ı Tabakat adlı eserlerinde kaydedilmekte ve hırkayı Hazreti Muaviye'nin satın aldığını ve halifeler tarafından bayramda giyildiği belirtilmektedir. Hazreti Muaviye bu hırkayı aziz kardeşlerim 10.000 dirhem gümüş karşılığında satın almak istemişse de şair Kab bin Zühe'ye buna rıza göstermemiş. Fakat kendisinin vefatından sonra mirasçılarından 20.000 dirheme satın almıştır. Hırka daha sonra Emevilere, ardından Abbasilere intikal etmiş ve halifelerden sonra önemli törenlerde kullanılmıştır. İbn Kesir çok meşhur bir husus olmakla beraber bu bilgiyi kendisini tatmin edecek bir senette bulamadığını kaydeder. Hilal es-Sabi halifelerin cülüs merasimlerini anlatırken onların Hazreti Peygamber'in kılıcını kuşandıklarında omuzlarına onun bürdesini aldıklarından söz eder. Muaviye'nin bu hırkayı 30.000 dirheme satın aldığını belirten bir başka kaynak olan İbni Reşid el-Kayverani, Resulullah'ın Kab bin Zühe'ye ayrıca 100 adet deve verdiğine dair de bir rivayeti kayıt düşmektedir. Hazreti Muaviye'nin satın aldığı hırkanın Emevilerin yıkılışı sırasında kaybolduğunu da yazar. Abbasi halifelerinin elinde bulunan hırkanın Ebul Abbas es-Seffah tarafından Eyle yani Akabe hakiminden 300 dinara satın alındığı belirtilen hırka olduğu söylenir. Peygamber Efendimiz bunu Tebük gazvesi sırasında Eyle halkına gönderdiği emanname ile birlikte hediye etmiştir. Aziz kardeşlerim, öylesine önemli bir konudan bahsediyorum ki dikkat buyurun. Hırka-i Saadet Moğol istilasından sonra Bağdat'tan Mısır'a götürülmüş, Yavuz Sultan Selim Han 1517 tarihinde Mısır'ı fethedince Mekke Şerifi 2. Berekat tarafından sultana bağlılığının bir nişanesi olarak oğlu Ebu Numeil vasıtasıyla Kahire'ye gönderilen Mekke'nin anahtarları ve diğer kutsal emanetlerle birlikte İstanbul'a getirilmiştir. Mısır'da Sultan Kansu Garve'nin limanda beklettiği 50 adet geminin büyük bir hazine ve mukaddes emanetleri cennet mekan Yavuz Sultan Selim'in gönderdiği Karapiri Paşa tarafından ele geçirildiğini ve bunların Mısır'ın fethi sırasında Yavuz Sultan Selim'e teslim edildiğini söyleyen Evliya Çelebi bu arada iki hırkadan da söz etmektedir. Ancak Hazreti Peygamber'e ait bir tesbihten bahsetmesi ve saydığı eşyaların bir kısmının hala mevcut emanetler arasında bulunmaması Evliya Çelebi'nin anlattıklarının en azından bir kısmının bugünkü hayatta mevcut olmadığını akla getirmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Yavuz Sultan Selim Han'ın kutsal emanetleri saraya getirdiğinde onların muhafazası için has oda, diğer adıyla Hane-i Hassa adı verilen özel bir mekan yaptırmıştır. Ancak gerek Yavuz Sultan Selim döneminde gerekse daha sonrasına ait başka bir kaynakta bu bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu bilgi ilk olarak Atabey tarihinde yazmaktadır. Teşkilat-ı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulan has odanın binasını da büyük ihtimal ile bu padişah yaptırmıştır. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Hırka-i Saadet hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Arşiv kayıtlarında Cennet Mekan Sultan 3. Murat Han'ın Hırka-i Saadet'i
altın bir mahfaza içine koydurduğu bilinmektedir. 1. Ahmet'in yani Cennet Mekanı Sultan Ahmet Han'ın imamı Safi Mustafa Efendi'nin Zübdetü't Tevarih adlı eserinde verdiği bilgiye göre Sultan Ahmet Han has odadaki tahtının üzerine bir raf yaptırarak Hırka-i Saadet'i buraya koydurmuştur. Ve yine 4. Muaz Han'da Hırka-i Saadet'i Evliya Çelebi'nin babası Kuyumcubaşı Derviş Mehmet Zilli Efendi'ye yaptırdığı murassa bir taht üzerinde muhafaza ettirmiştir. Zübdetü't Tevarih'ten öğrenildiğine göre, kıymetli kardeşlerim, Cennet Mekan Sultan 1. Ahmet Han zamanında mukaddes emanetlerin tamamı has odada değildi. 16. yüzyıl çinileriyle kaplı olan bu oda Sultan 2. Mahmut döneminde restore edilmiş, yeni bir şömine eklenmiş, kubbe tezyinatı yapılmış ve duvarların üst kısımları elden geçirilerek bütün bina mukaddes emanetlere tahsis edilmiş. Bu arada da kafes işi kapılar yapılınca Hırka-i Saadet'in konulduğu taht yeniden sanduka tarzı bir mahfazaya çevrilmiştir. Bu dönemlerde Hırka-i Saadet'i korumakla görevli 40 has odalı mevcuttu. Bunların görevi, aziz kardeşlerim, odaları süpürmek, buradaki mevcut Kur'an-ı Kerimlerin ve diğer kitapların tozunu almak, buhur yakmak, gül suyu serpmek ve altın ve gümüş eşyaları parlatmak ile binanın tabanını yıkamaktı. 3. avluya açılan kapının bulunduğu duvarın köşesinde buhur çekmek için kullanılan bir değirmen taşı, aynı duvarın diğer tarafında ise süpürülen o tozların atıldığı bir kuyu vardı. 4 has odalı gece nöbeti tutar ve sürekli Kur'an-ı Kerim okurlardı. Has odanın korunması da oda ağasının sorumluluğundaydı ve nöbeti 24 saat sürerdi. Peki, neden bu kadar özen, neden bu kadar önem gösteriliyor? Çünkü Osmanlı sultanları Hırka-i Saadet'e hilafet alameti olarak ayrı bir değer vermiş, ona yakın olmaya özen göstermişlerdir. Sultan 1. Ahmet Han'ın gittiği her yere Hırka-i Saadet'i de beraberinde götürdüğü bilinmektedir. Tabi Sultan Ahmet Han ismini kullanınca ve Hırka-i Saadet'ten bahsedince beyler beyini anlatmadan olmaz. Aziz kardeşlerim, bugün İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nda da önceden İstavros Sarayı adı altında bir saray vardı. Beylerbeyi'nin sahile doğru bir kısmında yüksek bir duvar vardı. Çok eskiden kalmaydı bu duvar. Rumlar zamanında bu duvarda bir oyma şeklinde haç şeklinin yani bir istavrozun olduğu söylenirdi. Buradaki bahçelere de istavroz bahçeleri denilmeye başlandı. Eski saray Sultan 1. Ahmet Han devrinde yapılmıştı ve 1. Abdülhamit Han devrinde terk edilmiştir. Ve yine Sultan 1. Abdülhamit Han Hırka-i Şerif'in korunduğu yerin yanına ve deniz kenarına bir cami yaptırmış ve bu camiye Hamid-i Evvel, şimdi Beylerbeyi Camisi denilmeye başlanmıştır. Ve en nihayetinde 2. Mahmut Han eski arsalardan birazını satın alıp 1832'de büyük bir ahşap saray yaptırmıştır. Şehzade ve sultanların eğitimi yazında burada sıkı şekilde sürerdi. Sarayın kafesli olarak çok bol penceresi vardı ve Abdülmecit Han şehzadeliğinde burada hatim indirirdi aziz kardeşlerim. Sultan Ahmet Han Hırka-i Saadet'i hep yanında götüren, yanından ayırmayan bir padişahtı. Çünkü padişahlar gittikleri her yere Hırka-i Saadet'i de beraberinde götürürlerdi ki bunun için Edirne Sarayı'nda özel bir mekan bulunuyordu. İşte şimdiki Beylerbeyi Sarayı'nın bulunduğu yerde de yer alan İstavros Sarayı'nın da Cennet Mekanı Sultan 1. Ahmet tarafından bir Hırka-i Saadet dairesi inşa ettirilmişti. Bu nasıl bir sevgidir? Bu nasıl bir aşk? Yazları burada ikamet eden Sultan Ahmet Han kendisiyle birlikte Hırka-i Saadet'i de yanında taşır ve onun için yaptırdığı özel daireye yerleştirirdi.
Ve İstanbul Sarayı yıkıldıktan hemen sonra Sultan 1. Abdülhamit Han biraz evvel de işaret buyurduğum gibi Hırka-i Saadet Dairesi'nin bulunduğu yere teberrüken Beylerbeyi Camisi'ni yaptırmıştır. Ve daha sonrasında aziz kardeşlerim Hazreti Peygamber'in İslam dinine tebliğe başladığı zaman pek çok muhalif ve mukavimetle karşılaşmış ve konumuzun özü olan Kaside-i Bürde ile ilgili meşhur olacak manzumeyi biraz evvel de söylediğim gibi okumaya başlamıştı. Neydi Kaside-i Bürde'deki asıl can alıcı cümle? Muhammed kınından çıkmış keskin bir kılıçtır. Cihan onun ilahi nurundan feyz alır. Aleyhissalatü vesselam bunu duyunca sırtından hırkasını çıkartmış, Kab bin Züheyr'in omzuna bırakmıştır. Ne saadet! Aziz kardeşlerim, Hırka-i Saadet için yüzyıllar boyunca çeşitli mahfazalar yapılmıştır. Bugün Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan üstten açılır çift kapaklı altın bir çekmece içerisindedir. Cennet mekan Sultan 2. Mustafa ve Sultan 3. Ahmet dönemlerinde has oda görevlisi olan silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa Hırka-i Saadet hakkında bizlere geniş bilgiler vermektedir. Sultan 2. Mustafa Hırka-i Saadet'i özel bir arabayla Ramazan için gittiği Çatalca'ya götürmüş ve özel bir odada muhafaza ederek Ramazan'ın 15'inde törenle ziyaret etmiştir. Saltanatına son veren ayaklanma meydana geldiğinde Edirne'ye giderken Hırka-i Saadet'i de yanına almayı ihmal etmemiştir. Sultan 3. Ahmet de Hırka-i Saadet'i beraberinde bulundurmaya özen göstermiş ve 1715 yılında yaz aylarını geçirmek üzere tersane bahçesine, kış aylarını geçirmek üzere ise Valide Sultan Sahil Sarayı'na gittiğinde ve oğullarından birinin sünnet merasiminde Hırka-i Saadet'i de yanında bulundurmuştur. Cennet mekan Bağdat ve Revan'ın fatihi Sultan 4. Murat Han kılıç kuşanma töreninin ardından has odadaki Hırka-i Saadet'i de ziyaret ederek duada bulunmuştur. Sultan 2. Mustafa tahta çıkacağını öğrenince has odaya giderek Hırka-i Saadet'in önünde icra edilen dua merasiminden sonra saltanat elbiselerini giyerek kendisine yapılan biadı kabul etmiş ve daha sonra her cuma Hırka-i Saadet'i ziyarete gelmiştir. Hırka-i Saadet'in savaş zamanlarında da daha büyük bir önem kazandığı bilinmektedir. Bunun en kayda değer örneği her programda örnek vermeye, sizlere aktarmaya çalıştığım Sultan 3. Mehmet Han'ın Ey Seferi'ndeki Hırka-i Şerif'i çıkarma hadisesidir. 1596 tarihinde. Savaş Osmanlıların aleyhine gelişmekteyken Hoca Saadettin Efendi'nin etkili sözlerle padişahın yerinde tutması ve ona Hırka-i Saadet'i giydirerek muhtemel bir hezimeti zafere dönüştürmesi bilinen bir gerçektir. Sultan Mustafa bütün seferlerindeki cesaretlendirmeyi arttırabilmek için Hırka-i Saadet'i yanında taşımış Sultan 3. Ahmet Han askerlerin moralini yükseltmek için Hırka-i Şerif'in yanında Sancak-ı Şerif'i de yanına alırdı. Osmanlı'da yeni bir padişah tahta çıktığında Sadrazam, Şeyhülislam, Darüssaade Ağası ve yüksek rütbeli görevlilerin biatı has odada Hırka-i Saadet dairesinde gerçekleştirilirdi. Aziz kardeşlerim, Sultan 3. Mehmed'in Eğir seferine giderken biraz evvel de belirttiğim şekilde Sancak-ı Şerif ve Hırka-i Saadet'i yanına alması ve Hoca Saadettin Efendi'nin "Padişahım, siz gibi Ali Osman'a sultan olduktan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun yolunda halife olduktan sonra Hırka-i Saadet'i böyle anda giymek, Arş-ı Âlâ'ya dualar eylemek elbet münasiptir" sözleri üzerine tekbirlerle Hırka-i Saadet'i giyerek askerlerini büyük bir şecaata ve muzafferiyete ulaştırdığı bilinen bir gerçektir. Haçova Meydan Savaşı bizim kazanılan son büyük meydan savaşımızdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hırka-i Saadet etrafında teşekkül eden
geleneklerden birisi de aziz kardeşlerim Ramazan'ın 15. günü yapılan ziyarettir. Eğer bugün Cuma'ya rastlarsa ziyaret Cumartesi gününe bırakılırdı. Sultanlar Topkapı Sarayı'nı terk ettikten sonra bile Hırka-i Saadet saray içinde kalmış ya sultanın odasında ya da Sofa Köşkü'nde muhafaza edilmiş ve ziyaret törenlerine Hırka-i Saadet alayı denilen bir tören eklenmiştir. Programın bu bölümünü isterseniz nihayetlendirelim. İkinci bölümde Hırka-i Saadet alayları hakkında geniş bilgiler vermek üzere şimdilik sizlerden kısa bir ara rica ediyorum. ...1990'dan beri doğadaki balın markası ve kalitelisi. Can Petek. Mutlusan, 30 yılı aşan bilgi birikimiyle mutluluğa ve aydınlığa açılan bir dünya markası. Isı cam ve tüm cam çeşitlerini tesislerimizde üreterek sektöre hizmet vermekteyiz. Dinçer Cam. Özel şehir içi dağıtım, depolama ve yurt içi lojistik hizmetleri. Alp Lojistik. Baklava denilince 50 ayrı çeşidiyle ön plana çıkan asıl tat baklava, bünyesinde bulunan 11 ayrı şubesiyle damak tadınıza özenle hitap ediyor. Oto mekanik, oto elektrik, oto aksesuar. Yedek parçada güvenilir isim. Doğanay Otomotiv. Uluslararası markaların depolama, lojistik, dağıtım ve satış hizmetleri. Doğuş Gıda. Türkiye için çalışıyor, dünya için üretiyoruz. Fersan Tekstil. LED ampul ve aydınlatma ürünleri. Lambada. Tasarrufta bir numara. Metal, mermer, granit ve inşaat malzemeleri. Kalite, güven, istikrar. Hedef Metal. Yeni koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin ağız, burun veya gözlerine temasıyla bulaşır. Her türlü solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Kirli ellerinize ağız, burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yeni koronavirüs ile ilgili güvenilir, güncel bilgileri Sağlık Bakanlığımızın web sitelerinden
veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplum sağlığı önceliğimizdir. Toplumu sağlık alanında en şeffaf ve en hızlı şekilde bilgilendirmekteyiz. Aziz kardeşlerim, Ramazan ayının 12. günü başlayan ve başta padişah olmak üzere hasoda ağaları, mukaddes emanetleri revan odasına taşıdıktan sonra her taraf süpürülü, gül suyu ile yıkanı, öd ve amber yakılı, böylece hırka-i saadet ziyarete hazırlanırdı. Ramazan'ın 14'ünde ziyaret merasimine katılacak olan devlet adamlarına davet tezkireleri gönderilirdi. Sadrazam ve davetliler ertesi gün öğle namazından sonra Bab-ı Saadet kapısının önünde silahtar ağa tarafından karşılanırlardı. Sadrazam sağında, silahtar ağa solunda, has odabaşı Şeyhül İslam'ın sağında ve solunda birer has odalı ağalarla beraber çuhadar ağa, rikaptar ağa, tülbent ağaları, anahtar ve peşkir ağaları protokol sırasına göre Hırka-i Saadet'in ziyaret edileceği yerde toplanıp İmam-ı Evvel ve İmam-ı Sani has oda imamı ve pek çok müezzin ayakta Kur'an-ı Kerim okurlar. Padişah, Şeyhülislam, Sadrazam ve diğer erkan hırkayı ziyaret ederlerdi. Akşama kadar süren bu törenleri Yeniçerilerin ve öteki ocaklıların hepsine baklava dağıtılırdı. Ve ilgililere rütbelerine göre hilat giydirilir, ziyaretçilere de üzerinde Hırka-i Hazreti Fahri Resul'e atlası çarholamaz payeyi endaz, yüz sühüp zeyline takbil ederek kıl şefi üğmeme arz-ı niyaz mısralığının yazılı olduğu destimal-i şerif mendili hediye edilirdi. Ramazan ziyaretlerinde Hırka-i Saadet'in gümüş tahtı ve altın anahtarları altın sandukasını bizzat sultan tarafından açılır ve 7 ipek kadife bohça içindeki Hırka-i Saadet çıkarılır, uçları su dolu bir kaseye hafifçe batırılarak ıslatılır ve bu su dolu kazanlara taksim edilir, kazanlardaki su ise içilmek üzere dağıtılırdı. Sultan 1. Ahmet Han tarafından başlatılan bu adet, sonraları Hırka-i Saadet'e zarar verdiği gerekçesiyle sadece bohçanın bir kısmının ıslatılması suretiyle devam ettirilmiştir. Ancak Sultan 2. Mahmud tarafından bunun yerine özel hazırlanmış, üzerine Hırka-i Saadet hakkında biraz evvel bahsettiğim tülbentlerin Hırka-i Saadet'e sürülmesi ve bunların ziyaretçilere dağıtılması adeti yerleştirilmişti. Neydi o adetin adı? Destimal-i Şerif adetiydi. Ziyaretin sonunda Hırka-i Saadet yine sultan tarafından yerine koyulur, gelecek Ramazan'a kadar açılmazdı. Önce Hazreti Ayşe'nin yanında bulunan, onun vefatı üzerine kardeşi Esma'ya intikal eden Resul-i Ekrem'e ait bir cübbenin Esma tarafından yıkanıp suyunun şifa için kullanıldığı ve Ömer bin Abdülaziz'in özel bir odada muhafaza ettiği Resulullah'a ait eşya içinde yer alan, onun ter kokusunun sindiği bir kumaşın talep üzerine ıslatılıp sıkılmasıyla elde edilen suyun bir hastaya iyi geldiği şeklindeki rivayetler, bu tür eşyanın şifa ve teberrük amacıyla kullanılması adetin aziz kardeşlerim sahabe ve tabi'in dönemine kadar indiğini göstermektedir. Osmanlı sarayında belli günlerde yapılan Hırka-i Saadet ziyaretleri ve bu vesileyle düzenlenen Hırka-i Saadet alayı, zengin ve folklorik özellikleriyle asırlar boyunca toplumun temel dinamiklerinden birini teşkil etmiş ve bu törenlerle ilgili pek çok müellif tarafından bilgiler verilmiştir. Yahya Kemal'in 1921 Şubat'ında yazdığı, Türklerin Hırka-i Saadet'e karşı beslediği derin saygının en güzel tezahürü olan şu ifadeler adeta bizleri yerimizden oynatmakta, kalp atışlarımızın hızını arttırmaktadır. Yahya Kemal 1921 Şubat'ında diyor ki, bu devletin iki manevi temeli vardı. Fatih'in Ayasofya minarelerinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor, Selim'in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor.
Eskişehir'in, Afyonkarahisar'ın ve Kars'ın genç askerleri siz bu kadar güzel iki şey için dövüştünüz ifadesi gerçekten beynimize bir mıh gibi çakılan, göğsümüzde serlevha gibi asılması gereken ifadelerdir. Kıymetli kardeşlerim, saltanatın ilgası üzerine hem Hırka-i Saadet ziyareti hem de Hırka-i Saadet dairesindeki günün her saatinde Kur'an-ı Kerim okunması adeti kaldırılmıştır. Cumhuriyetin ardından Topkapı Sarayı müze haline getirildikten sonra Haso'da 1962 yılına kadar ziyarete kapalı tutulmuştur. Bu tarihten sonra da Hırka-i Saadet ziyareti manevi derinliğinden yoksun turistik bir mahiyet kazanmıştır. 1980 yılında müzelerin açık olduğu saatler içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümünde ihtisas gören hafızlar tarafından okunan yeniden Kur'an-ı Kerim tilaveti bu uygulamanın bazı teknik sebeplerle sürdürülememesi sebebiyle 15 Mart 1991 tarihinde İstanbul Müftülüğü ile yapılan protokol gereği müftülüklerce seçilen 7 imam tarafından nöbetleşe yürütülmüştü. Hırka-i Saadet dairesinde 25 Ekim 1996 tarihinden itibaren 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okuması uygulaması rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın talimatıyla yeniden başlatılmıştır. Bu ülke ne badireler atlattı. Bu ülke ne zulümler gördü. Bu ülke ne alçaklıklara sahne oldu. Asırlar boyunca gerek padişahların gerek Müslüman halk tarafından büyük bir saygıyla korunan Osmanlı türbesindeki bu törenler önemli bir yere sahip olan Hırka-i Saadet törenleri bugün altı sırmalı yedi ipek kumaşa sarılmış olarak üstten iki kanatlı bir çekmecede muhafaza edilmekte ve bu çekmecede Sultan Abdülaziz döneminde yapılan altın bir sanduka içerisine yerleştirilmiş olarak Hırka-i Saadet dairesindeki bir gümüş taht üzerinde teşhir olunmaktadır. Ve gelelim ikinci hırkasına aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Hırka-i Şerif adıyla Hazreti Peygamber'in bir diğer hırkası yine İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyeti üzerine Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin Yemen'deki Karen köyüne giderek Veysel Karani'ye hediye ettikleri, hediye edildiğine inanılan bu hırka krem renginde yünlü bir kumaştan yapılmıştır. Yen ve yakalarındaki şems bordü deseni bulunan bu hırka geçmeli çarkı felek deseni delikli dokuma şeklinde olup yer yer yıpranmıştır. Hırka-i Şerif bugün Sakalı Şerif ve Veysel Karani'ye ait kemer ve takke ile birlikte bir mahfaza içerisinde özel bir dairede korunmaktadır. Veysel Karani'nin Sıffin'de Hazreti Ali'nin saflarında şehit olması üzerine hiç evlenmediği ve evladı da olmadığı için Hırka-i Şerif kardeşi Şahabettin el-Üveysi'ye intikal etmiştir. Daha sonra Üveys ailesinin Irak ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ikamet ettiği dönemlerde burada sık sık meydana gelen çarpışmalar yüzünden huzuru kaçmış ve Ziver el-Üveysi zamanında kesin olarak bilinmeyen bir tarihte Kuşadası'na göç edip yerleşmiş, uzun müddet ziraatle meşgul olup aşiret halinde yaşamıştır. Ellerinde Hazreti Peygamber'in hırkasının bulunması sebebiyle aileye karşı daima saygı gösterilmiş ve Üveysiler onun gibi dini bir önem kazanan bu hırkaya önem göstermişlerdir. Sonrasında Sultan 1. Ahmet'in isteği üzerine aile İstanbul'a gelmiş ve reisleri olan Şükrullah el-Üveysi'nin Fatih civarında Yavuz Selim'de kiraladığı bir evde İstanbul halkının Hırka-i Şerif'i ziyaret etmesi sağlanmıştır. Bu ziyaretlerin her yıl artması üzerine 1. Abdülhamit Han Fatih semtinde tek odadan ibaret bir Hırka-i Şerif dairesi yaptırmış. Ardından Sultan Abdülmecit Han Hırka-i Şerif Camisi'ni 1851 yılında inşa ettirerek Hırka-i Şerif'in burada muhafaza edilmesini sağlamıştır. Özellikle Ramazan ayının ikinci yarısında Valide Sultan tarafından burada ziyarete açılan Hırka-i Şerif
Osmanlı Devlet Erkanı'nın Topkapı'daki Hırka-i Saadet'i ziyareti sonrasında bu camiye gelerek Hırka-i Şerif'i de ziyaret etmeleri geleneğini başlatmıştır. Ramazan ayının ilk haftasından başlanarak Arefe gününe kadar halkın ziyaretine açık bulundurulan Hırka-i Şerif ziyaretleri için günümüzde maalesef aziz kardeşlerim herhangi bir resmi protokol mevcut değildir. Osmanlı İmparatorluğu tıpkı Hırka-i Şerif ve Hırka-i Saadet'e verdiği önemi hayatları boyunca gönüllerine pelesenk eylemiş, bugün Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde gümüş bir sandık içerisinde muhafaza edilen Sancak-ı Şerif'e de bizzat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Risalet penahilerine mahsus olan ukaptır ki büyük hürmet göstermektedirler. Hazreti Peygamber'e ait olan sancak, Alem-i Nebi, Alem-i Şerif, Livai Saadet ya da Livai Şerif ismiyle de anılmaktadır. Bu sancak halen Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler Dairesi'nde mukaddes emanetler içindedir. Kıymetli kardeşlerim, öylesine bir sancaktır ki bu, Hayber Savaşı'nda Peygamber Efendimizin bayrağı öyle bir ele vereceğim ki, o Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever buyurmuşlardı. İlahi Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıp sancağı kendilerine teslim etmişlerdi. Cenab-ı Allah'ın Hayber fethini Hazreti Ali'ye nasip etmesi, Hazreti Ali'ye verilen bu sancağın beyaz renkli olduğu yine ukabı Hayber'de kullandığı rivayet edilmektedir. Muhte Savaşı'nda ise sancak Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha'ya verilmiş. Bu üç büyük sahabe de Muhte Savaşı'nda şehit düşmüşlerdir. Kıymetli dostlarım, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in peşinden gelen halifeler bu sancağı savaşlarda sürekli olarak ordunun önünde bulundurmaya gayret göstermişlerdir. Tıpkı Hırka-i Saadet gibi. Sancak-ı Şerif, Raşid halifelerden sonra Emevilerin eline geçmiş, bu hanedanın çöküşünden sonra Abbasiler tarafından muhafaza edilmiştir. Bağdat'ın Moğollar tarafından işgal edilmesi üzerine Mısır'a kaçan Abbasi halifesi, Sancak-ı Şerif'i de diğer kutsal emanetlerle birlikte Mısır'a götürmüştür. Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından alınmasından sonra bu sancak İstanbul'a getirilmiştir. Sancağın Kahire'den İstanbul'a getiriliş hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde onu yanında getirdiği kaydının yanında Rodos muhasarası sırasında Mısır Türkmen beyleri içinde Hayır Bey tarafından Kanuni Sultan Süleyman'a gönderildiği kaydı da vardır. Diğer bir rivayet ise onun Şam'dan İstanbul'a gönderildiği şeklindedir. Kanuni Sultan Süleyman Han Sancak-ı Şerif'i İstanbul'da alıkoymamış, hacılarla birlikte Sure alaylarıyla Mekke'ye göndermiş ve dönüşte yine Şam hazinesinde muhafaza ettirmiştir. 1593 tarihine kadar 75 sene boyunca bu şekilde Sure alaylarıyla Mekke'ye gönderilen Sancak-ı Şerif 1593 senesinde Avusturya seferi esnasında Şam'dan gelen Yenişehirler tarafından Gelibolu'ya cepheye götürülmüş, sefer sonrası tekrar Şam'a iade edilmiştir. 1594 yılında Macaristan seferi için önce İstanbul'a, buradan orduyla tekrar cepheye gönderilmiştir. 1595 senesinde tekrar sefere götürülmek üzere İstanbul'a götürülen sancak İstanbul'da alıkonulmuş. Bu tarihten sonra padişahlar çıktıkları seferlerde onu yanlarında götürmüşlerdir. Kıymetli kardeşlerim, 1596 senesindeki Eğri seferinde Hırka-i Saadet'le birlikte programın ilk bölümünde söylediğim gibi Sancak-ı Şerif de gitmiştir. Sancak-ı Şerif'in yanında 300 kadar seyyid ve şerif bulunmaktaydı. Bunlar Fetih Suresinin ve Kur'an'ın kıraatiyle meşgul olmaktalardı. Haçova'da düşman ordusuna yüründüğünde 150 bin kişilik düşman ordusuna 100 bin kişilik Osman ordusu karşı karşıya gelmiş ve daha önce programın ilk bölümünde de belirttiğim gibi Hoca Saadettin Efendi'nin metin bir tavırla padişahın atından tutarak söylemiş olduğu
Padişahım, lazım olan yerinizde sabit ve karar durmaktı. Cenk hali budur. Ecdadı izamınız zamanında ekseriyette de böyle ola gelmişti. Mucizat-ı Muhammediye ile inşallah zafer ehli İslam'ın olacaktı. Hatta şerefinizi hoş tutun ifadesi üzerine Hoca Saadettin Efendi'nin irşadı ile cesaretlenen padişah hırkayı saadeti mahfazasından çıkartarak teberrüken giyinmiş ve işler bir anda tersine dönmüştür. Ordugahta çadırcı, aşçı, yamak, ata oğlanı, deveci ve katırcı gibi 1015 kadar hizmetli vardı. Bunlar padişahın çadırının tehlikede olduğunu görünce ellerine palasından kılıcına, kazmasından baltasına ne geçirdilerse düşman üzerine hücum ettiler ve ordu İstanbul'a muzaffer olarak döndü. Aziz kardeşlerim, Sancak-ı Şerif'in aslen tek parça olması, siyah yünden saf ve mamul olması, İstanbul'a getirildiği zaman tek parça olması ve onun zamanla eskimiş ve parçalara ayrılmış olması üzüntüye sevk etmektedir bizleri. Onun üzerine aslına uygun olarak 3 sancak yaptırılmış ve Sancak-ı Şerif'in parçaları ikişer üçer parça şeklinde bu sancakların üzerine dikilmiştir. Osmanlı Devleti'nde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin soyundan gelenlerin hizmetiyle meşgul olan nakibul eşrafların mahiyetinde en önemli memur alemdar denilen bu zattı. Sancak-ı Şerif sadece askeri seferler esnasında yerinden çıkarılmazdı. İstanbul'da meydana gelen isyanları bastırmak için de Sancak-ı Şerif çıkartılır ve halka bunun altında toplanarak asilere karşı savaşma çağrısı yapılırdı. Sancak-ı Şerif'in son olarak 1826 yılında Yenişehirlerin ayaklanması sebebiyle yerinden alınması ve Sultanahmet Camisi'nin minberine dikilmesi söz konusu olmuştur. Onun çevresinde toplanan halkın desteğiyle Yenişehirler topa tutularak ortadan kaldırılmıştır. Osmanlılar Sancak-ı Şerif'e büyük önem vermişler ve ona sürekli saygı göstermişlerdir. Sancak çıkarıldığı zaman onun altında toplanmak ve savaşmak halk tarafından bir farz olarak telakki edilmiştir. Sancak-ı Şerif Topkapı Sarayı'nda arz odasının karşısındaki kapı önüne dikildiği zaman onun dikildiği yere kimsenin basmaması ve hürmetsizlikte bulunulmaması için 1908 devrine kadar iki süngülü asker nöbet tutmuştu aziz kardeşlerim. Bu tarihten sonra kaldırılan Sancak-ı Şerif'in yerine bir taş dikilmişti. Sancak-ı Şerif son olarak Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılması sebebiyle çıkarılarak Cihad-ı Ekber ilan edilmişti. Ve Sancak-ı Şerif halen diğer kutsal emanetlerle birlikte Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Osmanlı Ramazan'ı böylesine derin bir aşk, böylesine derin bir sevgi ve böylesine derin bir huşu içinde geçiriyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e verdikleri önem, bu güzide ayda tutulan oruçlar Allah-u Teala'nın katında özel bir öneme sahipti. Cenab-ı Allah bu vesileyle rahmet-i rahmana kavuşan tüm padişahlarımızın, tüm Osmanlı tebaasının, bu vatan uğruna bir taş diken tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Allah varsa günahlarını affü mağfiret eylesin diyelim ve bu haftada Tarih Sohbetleri programından sizlere veda edelim. Her daim olduğu gibi sizleri kalpleri elinde tutan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.